Bir şiir okuyarak bir yavaş geçiyor içinde sanki Mansur Yavaş'a bir göndermede bulundu. Yine aynı şekilde siyasi kariyerlerine zıplama tahtası olmayacağız dediği de herhalde İmamoğlu gibi gözüküyor. E yine birkaç ay öncesine kadar o İmamoğlu eşi hep beraber bir kucaklaşmaları vardı filan. E, CHP nasıl karşılıyor bu açıklamaları? CHP sessiz karşılıyor. Zaten o konuda bir tavırları var. Yani şu, şu şekilde yani CHP medyası ve muhalif medya bu konuda gerekeni söylüyor zaten diye düşünüyorlar. Ki Akşener de öyle söylüyor. Yani kendileri buradan çiçek uzatır gibi yapıyorlar ama oradan muhalif medyaları ve kamuoyları üzerimize geliyor. Bunu görmüyoruz zannetmesinler diyor. Senin söylediğine katılıyorum. Mesajlar İmamoğlu'na ve Yavaş'a. O şiir de öyle boşuna bir şiir değil yani. Hem Yavaş diyor hem cesaret edemedi diyor. Zaten bir süre önce ateşten gömdü giyemediler demişti. Dolayısıyla Sayın Akşener biraz fazla duygusal lider. Yani kadın olmasının bunda etkisi var ama fazlasıyla duygusal. Yani siyasette bu kadar duygusallığa yer var mı? Bu işleyecek mi? Gerçekten göreceğiz. Yani bizim açımızdan da bu bir deneyim olacak. İlk defa yaşadığımız bir deneyim olacak Orkun. Takip edebiliriz kadarıyla e, konuşmaları kendi mi hazırlıyor ya da en son üzerinden mi geçiyor? Çünkü duygusallık anlık olabilir ama sonuçta Prompter'la okuduğu için bir hazırlık var orada. Buna ek olarak da İmamoğlu ve Yavaş'ın özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde de ön planda olmaları, hatta aday olmalarını da düşünüyordu. İkisini de bu şekilde hedefe koyması da bir ilginç tabii gidişatla ilgili. Kesinlikle. Kendi başına hazırladığını zannetmiyorum. Var bir ekibi. Ama o ekibinin içerisinde kırılma da var Orkun. Onların <laughs> önemli bir bölümü. Mesela bugün gazetelere yansıdı. Uğur Poyraz demiş ki evet. yani siz demiş nasıl bir rasyonaliteyle davranıyorsunuz yani son kararınız bu demiş. O da son kararım demiş. Yine aynı şekilde başka milletvekillerinin de ya yani hayır şeylerin geneldare kurulu üyelerinin de ittifak yapalım diyenlerin de eleştirileri var. Şimdi Tabii bu burada bir plan var. O planı sonuna kadar uygulamak derdinde. Sen çok meraklısın, çok iyi biliyorum. Futbola çok meraklısın. Zaman zaman biz maç izlerken, derbi maçı izlerken antrenörleri eleştiririz değil mi? Bu nasıl bir taktik filan deriz. Ama en sonunda tuttuğu da olur onun, değil mi? Yani evet. çok enteresan taktiklerin tuttuğu da olur. Yani genelde olmaz ama zaman zaman olur. Yani Sayın Akşener böyle bir şey deniyor bence. Yani merkez sağ dükkanı açıyor. Şu anda CHP ile tüm bağlarını kopartıyor ve kamuoyuna da bir mesaj veriyor. Ellerini havaya kaldırmış. Bakın ben bağımsızım diyor. E, bu seçenek işler mi? Tabana daha oturmamış bir parti açısından risk mi? Risk. Yani MHP nereye giderse gitsin 3 ilale her zaman oy vardır ama İYİ Parti'nin mesela karşılaştırma için yaptığım böyle bir tabanı var mı? Bence henüz yok.